Her maçta, her pasta, her şutta, her golde, her zaman, her yerde HDI Sigorta. Sporun sigortası HDI Sigorta, çekirdekçi tayfa Euro Özel'i sunar. Her zaman, her yerde, HDI. Opet'te Ultra performans tahminlerimize hoş geldiniz. Evet. Çünkü normal şartlarda bir önceki maçta Ultra Force performanslarını değerlendiriyoruz. Ama şu anda bugün maçını konuşacağımız için kimler ultra force performans göstermek zorunda gibi evet. bakacağız evet, aynı zamanda. Doğru. E, adaylarını dinleyebiliriz Ilgaz. Ben de ekleme yapacağım tabii ki. Evet yani şimdi e, kale olarak bakacak olursak İspanya tehdit olacak mı olmayacak mı bunu net bilmiyorum ama İtalya'nın baskısından çıkabilmek çok önemli İspanya için. Hı -hı. E, bu sebepten de sanki biraz daha e, İspanya'nın e, savunma ikilisi ve kenarlarının beklerinin e, oyuna dair ne yapacaklarıyla alakalı olacak mı? Hı -hı. İspanya direkt mi oynayacak baskıyı kırmak için? Belçika maç başında böyle bir şeyi tercih etmişti. Ee, her ne kadar e, biz günün e, olası yani en iyi performans göstereceğini beklediğimiz 11'i almamış olsak da o farklı bir şey. Çünkü performans beklemek başka. Burada Ultraforce performans göstermesi gereken oyuncu olarak Hı -hı. E, bakacağız. Şuraya kırmızı yani alıyorum İspanya'nın. Ya hatta şöyle yapayım, şunu değiştireyim. Tamam. Busquets. Ee, 11 almadık ama şu hadise var. Bir, e, Mancini'nin e, taktiksel performansına nasıl yaklaşacak e, hadiseye? Kimin üstüne baskı yapacak İspanya'da? Ama ben e, Busquets'in rolünün çok önemli olduğunu düşünüyorum İspanya için. Bir numarada. Evet. Eğer Busquets'i kitle, kitlersen doğru baskıyı doğru yönlendirmeyle İspanya'yı işletemezsin. Pedri falan da kaybolur o derinlikte. Yani e, Busquets her zaman e, sanki böyle savunma ortasında oyun kuran ya da oyunu tutan ekstra evet. bir stoper performans sergin oyuncu olarak akılda kalıyor fiziğiyle. Evet. Yani daha çok böyle orta sahaya çok fazla çıkmamasıyla vesaire ama aslında dediğin doğru baskı altında sadece bir de yana da değil. E, dikine paslarla da çıkabilen bir oyuncu Busquets. Hani prime zamanında evet. o efsane Barcelona dönemlerinde çok çok acayip maçları vardı. Hatta benim bir El Clasico'da, hatta Barnabello'daki El Clasico maçında bir golün başlangıcında Busquets'in payını hatırlıyorum. Şöyle ikili baskı vardı hazır kırmızı yapmışken buradan anlatayım. Evet. İkili baskı vardı hatta şöyle kaleye çok yakınken. O maça izleyen kesin hatırlayacaklar o pozisyonu. Busquets böyle geriye pas verecekmiş gibi yapıp topun üstüne bastı. Topuyla önüne doğru çekti. İki kişi bakkalı gitti. Şuradan oyunu kurdu. Devamında gol gelmişti. Barcelona'nın golü gelmişti Barnabéu deplasmanında. Acayip bir Yani hala çok iyi durumda. Hı hı. Ee, ama e, katılmakla birlikte ben bir de ekstra olarak şimdi Belçika maçını hatırlıyorum. Ee, İtalya'nın baskısını asıl kıran daha doğrusu hani bir şekilde pozisyon üreten e, ki ben çok kıramadım, kıramadım düşünüyorum aslında Belçika'nın ama böyle durumlarda çözüm olmayan şeylerden de bahsederken çözüm olmayan şey drip niketini ediyordum her zaman ben. Jeremy Doku. Evet. E, çok genç bir oyuncu olmasına rağmen olağanüstü dribbling yeteneği olduğu için onun çözüm yok. yok. E, bağlayıp bağlayıp geçiyor. Bağladı evet. bağladı geçti. sırtını dönük alıyor. İki dürtüyor, dönüyor, bir daha geçiyor vesaire. Bütün pozisyonlarda onun payı vardı zaten. Yılma 9 sene başarılı dribbling İtalya'ya karşı. E, ki ta aslında ilk maçtan itibaren bizim Türkiye e, milli maçından biz hiçbir şey yapamamıza rağmen aslında biraz sinyal, tek pozisyon o sinyali vermiştik Cengiz Ünder. Evet. Aldı topu gitti, bir pozisyona girdik. Aslında hani İtalya karşı tek panzerin bu olduğunu göstermiştik biraz. Ee, bir 30'lar <laughs> <laughs> olsa. Ee, Jeremy Dokun'un zaten hani Belçika çok daha sert ve dirençli bir takım olduğu için Jeremy Dokun çok daha fazlasını yaptığını. Şimdi İspanya'da öyle bir oyuncu var mı diye bakıyorum. Bir tek Olmo yakın gibi geliyor bana. Zaten muhtemelen 11'lerde de Olmo var. Ee, bence Olmo'nun olma nedeni de Jeremy Dokun'un o performansı olabilir. Yani biz bu İtalya'ya ancak sanki dribblingle geçebiliriz. Dripling yeteneği olan oyuncuyla sırtı dönükte topu alsa dönüp dönebilecek bir oyuncuyla kırabiliriz diye düşündükleri için ben de şöyle olmuyor getirmiş. Burada Hı -hı. da oynuyor, orada da. Evet. Ben sol tarafta oynayabilen oyuncu. Ee, yani bir doku performansı göstermek zorunda kalabilir. Olmak ki normalde hani final paslarıyla daha çok aklımıza kazınmış bir oyuncu ama burada biraz daha dribbling butonuna daha fazla bas basması gerekiyor gibi evet. gözüküyor İtalya'dan. Ben yani İtalya'dan da çok değişik bir isim söyleyeceğim. İyi performans göstermek zorunda olduğu için söyleyeceğim. Çünkü Mancini muhtemelen oyun dengesini soldan sağa kaydıracak. Spinazzola'nın sakatlığı yüzünden ve hmm. muhtemelen de Florenzi'yi izleyeceğiz biz sağ bekte. Evet. Bu sebeptendir ki burada da Emerson oynayacak. Hı -hı. Şimdi e, Emerson'u... Bu sual benim şey işte, Di Lorenzo var yine ama e, Florenzi de olabilir. Ha şey bek olarak. Evet. Yani o zaman İtalya'nın sağ yani İtalya oyunu sabeki üzerinden evet. hücumu daha Hı -hı. fazla katkı katkı biz bes... yapacak diye düşünüyorum ben. E, Emerson'un savunma performansı çok önem kazanacak burada. Evet. Çünkü karşısında Aspiricot'a gelecek ve muhtemelen Ferran Torres oynayacak orada. Yani şu hmm. an ölü ki bunun üzerine bir plan yapmıştır bence. Sarabia değil de Ferran Torres üzerine yapmıştır diye tahmin ediyorum. Çünkü Ferran Torres daha iyi santraforlaşabiliyor hmm. aynı zamanda. Sarabia'dan bence tabii bu. Bu sebepten bir de Emerson iyi performans göstermek zorunda diyorum. Yani Emerson performansı da Mancini hocamı ya yukarıya taşıyabilir evet. ya da aşağı düşürebilir yani. Bir de gerçekten sistemin dinamiklerinden bir tanesinin kaybı evet. İtalya. Evet işin üzücü tarafının geçtik hani Tabii. bir futbolcu sağlığı açısından çok perform çok iyi performans vermiş bir futbolcunun sağlığı açısından ama aynı zamanda gerçekten İtalya'nın oyunu da çok etkileyen bir eksik olacak. Çünkü alıştı bir de oyun sistemi ona. Böyle bir bekim varlığına alışmıştı. Ben de yine o belansız olanın yokluğuyla ultra poz performans düşünüyorum. İtalya'da se, de doğru. Bir de aynı zamanda şimdi yine soldan oyun kurmaya biraz daha alıştığı için İtalya. Spianzo'nun varlığıyla birlikte. Ee, burada yine muhtemel 11'lerde bir önceki maçta olduğu gibi Veratti var. Evet. Ee, şimdi Veratti zaten dribbling özelliği olan aynı zamanda oyun kurma özelliği de olan bir. Hem pasla bas kırıyor, oyun kuruyor hem de dribbling özelliği evet. de yapabiliyor bunu. E spinazzo'nun yokluğuyla biraz daha fazla iş düşecek gibi geliyor bana hani. Yine sola doğru kırıldığı zaman İtalyan'ın en büyük yaptığı şeylerden biri olur ya. Atak yönü bir yere bir yere belirler. Rakibi oraya odaklar. Sonra bir tane demarke pozisyonda, pozisyonunda ki 4 3 oynayan çoğu takım bunu yapıyor zaten. İtalya'da şu an çok iyi oynadığı için bu sistemi genelde böyle yapıyor. burada Verratti, Emerson'un varlığı sebebiyle hani Spinazzo'nun olmadığı için biraz daha fazla kendisini çizgiye atabilir. Hani böyle asimetrik şekilde daha bir İtalya'yı Üçlü orta sarsın sola kaydığımız şekilde görebiliriz. E, Veratti'nin de buradaki performansı önemli olacak bu durumda. Evet. E, biraz daha fazla efektif oynaması gerekecek gibi gözüküyor. E, zaten hani e, maçın favorisini, kime ağırlığın kime doğru e, kaydığını falan e, programın devamında konuşacağız. Hoşçak, evet. Dört tane aday belirledik efendim. Evet. E, Busquets, Emerson, e, Veratti ve Dani Olma. Olma. Evet. Sizin de bekliyoruz tabii ki. E, biz programa devam ediyoruz. Peki tüm işte ultra force performans göstermesi gereken oyuncuları da konuştuk. Hı. Bireysel yetenekleri de konuştuk. Takımın planlarını da konuştuk. Öne çıkan takım tahminin olsa kim öne çıkıyor? Yani ben hala e, İtalya diyorum. Evet. Ben ben de, ben de İtalya ya yakın. Bence yani Belçika asıl sorun çıkartabilecek rakipti. Ki orada da hani Evet, sakatlığı da söz konusuydu tabi. Yani hmm. De neden beklerken mesela o baskıyı kırma ya da çözüm üretme işini tabii. E, onu da çözümsüz bıraktılar aslında. De de yuttular, Lukaku'yu da yuttular. Nasıl bıraktılar? Ee, ve ee, bir tek doku işte doğal yeteneğe evet. çözüm yok. Şunu Axel Vissal ve Jurri hmm. e, olarak alın. Şu ikili mavili baskı, İtalya'nın baskısı, şu anda Belçika maçı'nı konuşuyoruz efendim. Axel Witsel yüzü e, şeye dönük, yüzü hmm. Donnarumma'ya dönük topa al, 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 alamadılar, aldırtmadılar. Evet. Hep şeye baktılar, Kurtay'a baktılar. Hep Kurtay'a baktılar. Muhtemelen burada da birazcık da İspanya'nın geri pas noktasında yaşamış olduğu sıkıntıları yüksek bir metreli geri pas hikayesinde de Unai Simo'nu döndürmek için e, Busquets <laughs> ama Pedri özelinde muhtemelen çok yoğun bir baskı da oluşturabilir İtalya. Bayağı bir güzel bir taktik savaşı izleyeceğiz bu evet. akşam. Yani dediğin gibi bir Jamie dokusu en fazla olma olabilir gibi gözüküyor. Hı -hı. O yüzden bence İspanya'da biraz daha beklerini atacak gibi gözüküyor. Evet. Yani şu Olay biraz baskıyı kırmayı belirleyecek özellikle Jordi Alba tarafı. Kesinlikle. Ee, ki böyle durumlarda İspanya'nın çok iyi zamanlarında da Alba bunu yapıyordu. Evet. Oyunu genişletip buradan baskı, rakip baskı kurduğunda e, pasta çıkarken İspanya çok e, ekstra bir hamle oluyordu. Bu zaten bekler böyle durumlarda çok ihtiyacınız oluyor. E, Ultraforce ultra performansları değerlendirmedik ama Alba'nın da bu bağlamda evet. e, rolü önemli. Evet ben de İtalya'ya daha ağır basıyor gibi gözüküyor. Dediğim gibi yani Belçika karşısında ayakta kaldıktan sonra İspanya biraz daha daha zorlar gibi geldi bana. Ee, bakalım ne olacak. Çok iyi maç olacak ama. Evet. Şimdi biz biraz e, Türk Lüpolu ile devam edelim. Her maçta, her pasta. Her şutta, her golde. Her zaman, her yerde. HDI Sigorta. Sporun sigortası HDI Sigorta. Çekirdekçi tayfa Euro özeli sundu. Her zaman, her yerde. HDI.